da görecekler. Hiç kimseye yapmaz, ne olduğunu bilmiyorlar. Görürsün bak. Bu ne yani? Burası yeri değil. Hem cilt uzmanın bir açıklama yapmadı ki bize. Ne yaptı, nasıl yaptı hiç söylemedi. Ay niye sırlarını anlatsın size ya? Bu maskede kivi yoğurt kullandık ve çilek attık. İçine başka koyduğun şeyleri söyleme, oldu mu canım? Ay söylemesin, ne olacak sanki ya? İnternete gir, bir sürü var böyle. Bu çünkü benim cildime özel bir şey. Tarlayı mı topladınız hanımefendi? Tarlayı satın aldım. Alırsın sen, doğru he? Aldım. Doğru, satın alırsın sen. Yine adaletsiz puanlamasını yapar ve seni bulur hayatım. Sanki Nilgün teyzenin çok farkı var. Tamam kızlar, kayınvaliden 1-1-1 yapıyor da Nilgün teyze de 2-2-1 yapıyor. Ne farkı var? Sana bir şey söyleyeyim mi? İster inan ister inanma, kayınvalidemle Manisa'da ve otelde konuştuk. Anneciğim dedim, biz buraya geldiğimizde adaletli puanlama yapmanı söylemiştim. Ama diğer kayınvalideleri görerek sana demiştim ki 5-1-1 yap. Sen de beni dinledin. Fakat bundan sonra bu 4 hafta içinde diğer kayınvalideler adaletsiz puanlama yapsalar bile, ben 20 bileziği kazanamasam bile sen adaletli davran, ben şampiyon olacağım dedim. Evet. Ayte ne diyor ki? Bana baka baka yemek öğrendin diyor. Zaten ben elendikten sonra sen de bakacak kimse bulamadın. Sen de elendin. Bak Nurten Doğru Hanım. Doğru değil mi? Bak hayır. Nurten Hanım çok, biz buraya gelmeden önce Ayten evin de çok güzel yemek yapıyordu. Ya sen bizi yemeklere davet ediyordu. İtiraf etmedin mi? Kendine güveni olmasa. Nilgün Hanım itiraf etmedi mi? Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Kendine güveni olmasa Ayten buraya gelmezdi. Evet. Ayten Aysun'a bakmış olabilir. Ama neyine bakmış deme. Olabilir? Zeynep'e de Aysun'a çok baktı. İlk geldiğinde evet, ilk geldiğinde. Ama şöyle bir şey. Bir dakika, mutfağı tamam, acemişseydi Aysun'dan çok şeyler öğrendi. Heh. Evet. Heh. Ama yemek hususunda baktı, değil, bazı şeylerde. Hayatım yemek hususunda da bunu artık herkes biliyor. Sen de biliyorsun, Ayten de biliyor. Seda Hanım da bunu itiraf ama etti. Ama güzel bir şey, bakmış bilmediklerini öğrenmiş. O zaman inkar etmeyin. O zaman desin ki bak şu var. Sen diyorsun ki Aysun'a baka baka öğrendi. Aysun evet. Diyor, ben de söyledim o gün. Baka baka. Evet, Ayten Aysun'a baktı ama Aniden Ayten yemek bilmeyen bir kişi ama değildi. Ama şimdi iltifat bazı yapıyorlar. Bazı bilmediklerini baktı şimdi ona. Şimdi kanka oldular ama. Ay biz kimseyi bir tutmak yapmayız. Öyle dediler. Sosyalinizde. Bak bak söyle. Asla onlar kanka olmazlar. Biz, arkadaş dost olur. Ama ilk anda öyle dediler. Biz altayda kimseyle iltifat kurmayız, kurmayız. Kız bir susun, yemeğinizi yapın. Aa. Çenemiz düştü Seda Hanım. Ondan sonra yetişmeyecek. Hadi ne yetişsin. Hoş geldiniz. Bunu. Hiçbir şey eksik değil, baharatını koyuyorum Seda Hanım şimdi. Perde kapansın. Peçetenizi de vereyim. Teşekkür sonrasında ederim. Sonrasında silersiniz. Ay. Ellerine sağlık valla. Çok teşekkür ederim. Sizden isteyen biri var mı? Ay. Teşekkür ederim zaman ama. Ay. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama mutlaka. Gerçekten. Burası yeri değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok rahatlattın beni. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ayağına sağlık. Emeğine sağlık bir tane. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ay nasıl rahatladım anlatamam size. İnsan alışınca istiyor demek ki yüzü. Ayten'le aranızda bir limonilik var sanki, böyle bir kırgın gördüm sizi, konuşmuyor gibi gördüm. Şimdi evet, Ayten'le aramda yani bir öyle bir şey yok da birazcık Ayten'in konuşmalarına alındım ben ya. Mutfakta bir şeylerle uğraşıyordum yani yemek, evde hazırlıklarım vardı. Baktım bir başka odadan konuşma yapıyor. İşte kayınvaliden mirasını iki tane... Telefonla mı konuşma tabii, yapıyor? Tabii tabii. Hani şeyini, hani mirasını bize bırakmadı, işte bize vermiyor. Ah. Paylaştırma, hani bizim, benim mirasımı paylaştırmamı istiyormuş. Vasiyetname. Tabii arkadaşına diyor ki, kayınvaliden vasiyetnamesini hazırlayıp bize vermedi. Çok üzgünüm diyor. Ona da beni de anlatıyor. Benim yani ne vasiyetnamesi vereceğim ki, ben yaşadığım hayatta iki tane çocuğum var. Senin çok moralim bozuldu. İki tane oğlum var. Ne vasiyetin yarıyor? Benim ne vasiyetnamemi ne yapacak acaba? Merhaba abla. Yazabilirsin ama senin öldükten sonra açılır vasiyetname. Sen onu Ayten'e veremezsin. İki evladına ayrılacak. Neyin vasiyetini yazacaksın? Yani, çok Ayten saçma neyin geldi peşinde? Ya. Neyi konuşturuyor yani şimdiden Ayten? Bölmeni mi istiyor malı mülkü? Ona göre mi hayatımızı devam edelim ya diye ben istiyor işte, acaba? Ayten'e düşen mirası işte sana bu kadar düşüyor. Ah. Diğer oğluma bu kadar düşüyor ama bu çok saçma. Sizin bu kadar malınız, mülkünüz var mı? Evet.
Fethiye'nin o patarası olsun, zeytinlikleri olsun, antik kent olsun bizim. Ondan sonra orada bulunan büyük tapınak bizim. Hep tapılarımızda gözüküyor. Ondan sonra arkeolojik kazılar var. Oraları olsun. Yani çok büyük, devasa bir yer. Oralar. Evet evet, dedelerimizden bize intikal olan yerler. Hepsi cennetin onlar. Belki. Ama bak bak şöyle bir şey var. Tarla dese inanırım ben. Ama antik yer. Belki. Ben antik yer. Nortara diyor, amfiteyatro diyor. Nortara Hanım, sana bir şey söyleyeceğim. Bakın söyle. Bir arazin vardır. Oradan tamam. İki mezarlık çıkıyor. Devlet hemen oraya sahipleniyor. Anı burası tarihi bir yer ama diye. Ama sana da bir şey vermiyor. Verir. Şimdi antik kent. Onun bir geliri var, bir gider bir şeyleri vardır yani. Bizim orası da daha yeni. Nisan'da devlete vermek yani zorundasın. Yani evet, orası da yeni olan bir şey zaten, limanmış zaten. Sen Ayten'e böyle dedin de Ayten'in aklını bulandırdın. Bu da o yüzden mi istiyor? Ben Ayten'e böyle bir şeycik söylemedim. Kayınvalidemin bunu aile var. Konuşmalarımızda bunlar söyleniyor. Evet. Ama Ayten'in de bu şekilde konuşması. Yanlış. Ha, bana çok yanlış geldi. Olduğu için onu istiyor. Bence de. Yani orası... Şimdi şöyle bir şey var. Tabii sadece bana değil, bizim... Hani dedemin tabii çocukları var, onların mirasçıları var. Hani sadece benimle olan bir şey değil bu. Kayınvalidenizin sizin eşinizle aranızda geçen olayları ve sizlerle ilgili aile sırlarını aile. Komşusuna, eşe, dosta, herkese anlattığını duydunuz. Oo, bu kötü. Yani kocanızla bir tartışma yaşadınız. En özel şeyler bunlar. Bu kötü, evet. Bu etrafına kimi topladıysa oturmuş anlatmış. Aa. Aa. Duydunuz. Tepkiniz... Kıyamet kopar. Ya. Gerçekten kopar Seda Hanım. Aile mahremdir yani, herkesin mahremidir. Niye böyle bir şey yaptığını sorarım önce. Aa, öğrendiğin an mesela Fatma Hanım'la oturuyorsun. Evet. Fatma Hanım'la otururken, kahvenizi içerken sana dedi ki... Seda, sen Harun'la çok kavga ediyormuşsun. En ufak şeyde bile... Kavgalar eksik olmuyormuş evden. Fatma teyzeciğim, sana bunu kim söyledi? Aa, kayınvaliden söyledi kızım. Başka ne söyledi sana? Kayınvaliden söyledi. Benim kayınvaliden, biz eşimle kavga etmiyoruz. Ufak tefek tartışmalarımız elbette ki oluyor ama benim kayınvalidem oğlunu kıskandığı için o yüzden böyle demiştir. Evet, Fatma'ya teyzeciğim. Cevap verdin. Evet, bizim arama. Ne yaptın arayıp? Aradım. Aradın mı, direkt gittin mi? Giderim. Giderim, direkt. Yüzleşirim. Anne, sen neden böyle bir şey yapıyorsun derim. O da dedi ki, ben şimdi Nagi Hanım, sor bana. İnkar eder. Anne, sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Yo, inkar etmez. Der ki, ne var bunda? Ne mi var? Ne demişim ki? Ailevi sırlarımızı niçin gidip anlatıyorsun anne? Ayıp değil mi? Ayol, neresi sır bunun? Sesinizi apartman duyuyor be. Ama bu komşumuzdan duyuyorum bütün özelimizi. Ve bunu da hem babama hem de Harun'a anlatacağım. Aman koş yetiş Harun. Bir yetiştireceğim. Kere, bir kere Harun'un bana dünyada laf söyletmez. Hiç söyletmez. Hiç. Sen öyle sanıyorsun. Bana hayatta laf söyletmez. Hiç söyletmez. Gelip de söylemez de bana. Bakalım aile sırlarımızı orada burada anlattığını duyunca Harun sana ne söyleyecek anneciğim? Çok merak ediyorum. Oğlunu fıştıkladın güzel, anasının üstüne sağladın. Hayır, sağlamadım böyle bir şeyden. Söylerim ama anlatamaz Seda Hanım. Ben ailevi sırrımı anlatmıyorsam o da gidip anlatamaz. Bundan sonra hiçbir şey anlatmayacağım. Anlatmam. Yani. Asla, bu sondu anne derim. Bundan sonra normal bir gelin kayınvalide gibi oluruz. Normal gelin kayınvalide nasıl? Yani çok samimi olmayız. Çünkü ben annemle çok dertleşirim. Her şeyimi anlatırdım ona. He. Bundan sonra anlatmam başkalarına. Bu da içinde tutamıyor. Anlatmak istiyor birilerine. Başkalarından duyarsan. Paylaşmak istiyor günah. Paylaşmayı çok sever. Cimri mimri ama. Cimridir ama paylaşmayı sever. Laf paylaşmayı seviyor. Parayı bir tek değil. Onu parayı değil, malını değil. Bir tek onu paylaşır Seda Hanım. Peki Ayten. Evet Seda Hanım. Neriman çeneyi tutamamış. Herkese anlatmış. Bütün eş, dost, mahalle, bütün mahalle biliyor. Ah Neriman, ben de senin kirli çamaşırlarını ortaya dökmez miyim? Ben de gidip anlatmaz mıyım? Aa, Neriman'ın kirli çamaşırı var mı? Vardır. Herkesin vardır. Öyle mi? Herkesin bir açığı vardır bu dünyada. Sana bütün o konu komşu, laf getirenlerin hepsine öyle mi? Aslında benim kaynanam böyle 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 diye anlatacaksın mı? Tabii ki. Hele nele o bir dediyse ben beş anlatacağım. Evet. Sen... Hem de neler var. Ağlaya ağlaya gelecek. Diyecek ki sen niye bunları anlattın? Ben de diyeceğim ki yapmasaydın. Canım anneciğim, yapmasaydın. Yaktın. Yok, yanma değil o. Bir şey değil. Güzel. Yapmasaydın diyeceğim. Evet. Seda Hanımcığım. Geliyorum. Şunu bir şeyle sür. Onu sileceğim. Onunla elin yanar kız. Yok Seda, alıştık. Evet. Yapmasaydın diyeceğim. Sıyır şuraya. Yaptığın için. Ben de böyle yapıyorum artık. Hodri meydan. Peki. Aysun'um.